Ben Belgin Pergel, rölyef sanatçısıyım. Yaklaşık 7 yıldır rölyefle uğraşıyorum. Önce rölyefe başlama hikayemi anlatayım. Önce ben bir arkadaşımın duvarında gördüm, çok beğendim. Sonra dedim ki ben de yapmalıyım ve hani ben bir tablo böyle hevesim vardı zaten. Önce kendi evime diye başladım. Sonra arkadaşlarımın sergilerine, böyle hani rölyef sergilerine merak ettim. Gidince çok hoşuma gitti sergi ortamı. Sonra işte devam etmeye başladım. Daha böyle profesyonele doğru geçtim. Bu belki benim 10-12. Falan sergimdir. Şehir dışlarında da sergi açtım. Sakarya'da açmıştım daha önce. Ankara'da açacaktım. O zaman pandemi falan girdi. Ben ilk Sakem'de başladım. Hocamız Saime İpek Ceylani'dir. Çok değerli bir hocadır. Onun işte görüş açısıyla biz hani daha çok rölyefi sevdik. Ve ayrıyetten bizim bir grubumuz var, Rölyefin Starları diye. Bazen o grupla beraber böyle sergiler açıyoruz burada. Mesela depremzedeler için açtık. Başka şeyler için, başka bazı yardımlar için. Mesela vefat eden bir arkadaşımızın çocuklarına yardım amaçlı açtık. İşte belirli aralıklarla böyle şey veriyoruz, dilekçe veriyoruz. Kaymakamlık sağ olsun bize buraya bu imkanı sağlıyor. Ben aslında ev hanımıyım. Ama rölyefe başladıktan sonra daha çok kendimi buldum. İçimdeki cevher belki ortaya çıktı. Daha bir kendime özgüvenim geldi. Buraya gelen insanların takdiri çok güzel bir şey. O takdiri duymak insanı onurlandırıyor. Yani halkımızın bilgisi var. Tabii var. Daha çok yani Safranbolu halkından çok, zaten Safranbolu'da rölyef yapanlar var. Daha çok şehir dışından gelen misafirler. Mesela İstanbul, Ankara veya hani diyebilirim ben bu Türkiye'nin dört bir yanına tablo verdim, gönderdim hani kargoyla. Hatta yurt dışından gelenler Almanya, Avustralya, Kuveyt, İran, Türkiye dışına da çok yere biz rölyef tablosu sattık. Hani hem artık sergi hem satmak amaçlı. Hem kendi kendimize bir kazanç sağlamak ama her şeyden önce sanat yapmak. Sanatın verdiği bir işte şey var, insana verdiği bir duygu var. Bu duygu çok güzel bir şey. Ben hani diyorum ki ev hanımları sanatsal faaliyetlere yönelsinler derim. Ben mesela kendimce bunu, ben evet edebiyatı severdim, şiir severdim, hikayeler yazardım ama hani ben de bu sanatsal ruhun oluşacağını bilemezdim. Her ev hanımın içinde bir cevher olduğunu düşünüyorum. Sanatla uğraştıkları zaman, bir şeylere yöneldikleri zaman bunları dışa çıkaracaklarını, kendilerini daha iyi hissedeceklerini düşünüyorum. Pekala serginiz ne kadar uzun süredir burada olacak? Biz sergimiz salı günü akşam toplayacağız. Bir 5 günlük bir ara vereceğiz burada. Çünkü haftaya Safran Haftası var. Belediyenin burada bir etkinliği olacak. Ondan sonra tekrar Haziran'ın 21'ine kadar tekrar sergimiz devam edecek.